Magazin dünyasının en şık ve en rüküşlerini seçtiğimiz, merakla beklenen haberimiz ekranlarınıza geliyor. Melike, sevgili Melike, söyle bize Şahin kız Melike, kimden yadigar bu üstün başın? Yahu dedenin ceketi mi, babanın ceketi mi, yoksa internet fenomeni Köksal babanın mı? Hayır yani, nereden başlasak, neyi anlatsak, neresinden tutsak sapır sapır dökülüyor üstü başı. Üzerine aldığı ceketin yakasındaki kırmızı mendil ne alaka? Altın renkli küpeler bu kıyafetin üzerinde facia, facia. Kafa derisine zompla yapıştırılmış gibi duran saçlar, ağır makyajlar vesaire vesaire. Hayır yani, gece karanlıkta görsek bu rüküşlükle karakola sığınırız tek nefeste. 10 üzerinden 1 notun ve maalesef haftanın baş rüküşü oldun. Helen tarzını yakalamak isterken Özge Yağız, Safir'in ferayesi, 2023'ün parlayan ismi. Beyaz giyme cesaretini göstermiş göstermesine de yanlış zamanda yanlış yerde göstermiş. Bıcır bıcır, cıvıl cıvıl bir kız Özge. Lakin yaşının çok ötesinde giyinmiş o gece. Bir after party kostümü vardı üstünde. Katıldığı davetle alakasız üstü başı. Göbeğindeki o pencerenin manası ne? Hadi göbeği açtın da hiç mi göbeğini açınca dikkatlerin oraya kayacağının ve kıyafetinde oluşan potlukların fark edileceğini fark etmedin? Vallahi ben kalp krizi geçireceğim, bak sana yemin ediyorum. Omuz, kol, boyun, göğüs, göbek dekolteleriyle güzel fiziğinle kandıracağını sanıyorsan bizi daha çok beklersin. Bize bak. Ben nitikemem. Yapmam. Helen tarzı ve havası vermeye kalkmışsın kendine ama Helen olurken rüküşlerinden olmuşsun. 10 üzerinden 2 ile haftanın baş altı rüküşüsün. Fiziğinin hakkını ver, hakkını. Bu zamane gençleri var ya, ah ah, bizi bu meslekten erken emekli edecek. Modadan da soğutacak, hayattan da. İşte Simay Barlas. Yaşının hakkını ver, hakkını. Fiziğinin hakkını da yeme. Verdiğin paraya yazık etme. O gece tam tamına 72 bin liraya kıymış, piyasanın en pahalı kıyafetlerinden birini üstüne almış. Ama her şey para değil bu hayatta sevgili Simay abla. Derin yırtmacı düzgün bacak hatlarını ortaya çıkarmış. Derin göğüs dekoltesiyle gözleri boyamış. Lakin iş dekolteyle bitse kimler şık olurdu, kimler bu alemde? Bu kızın haberi yok. Ayağındaki gümüş bantlı pabuçlar tek başına şahane ama bu rüküş kıyafetin altında kaybolmuş gitmiş. Bozuk para gibi harcanmış. Son sözümüz de pırıl pırıl görünmek adına yağ sürmesi her bir yanına. Sanki davete değil yağlı güreşe çıkacak gibi. On üzerinden 2 notun ve maalesef sınıfta kaldın. Yağmur tanrı sevsin, uzaktan bakınca kuğu gibi görünüyordu, lakin yanına gidince tam bir şok. Beyoğlu evlendirme dairesinde nikahtan kaçan kaçak gelin gibi gelmiş katıldığı davete. Bu yaşta bu kadar ağır bir abiye kimler giriyor sizin beyninize? Hangi ablana, hatta teyzene özendin de öyle ağır ablalar gibi giyindin? Göğüs kısmı taş işlemeli, derin göğüs dekolteli, ince askılı elbisen herkeslerden gizlice yaptırdığın estetiğini kabak gibi ortaya çıkarıyor. Üst taraf Alaturka'da, aşağısı farklı mı sanki? Parmaklarının "özgürlük istiyoruz, özgürlük" diye isyan çıkarttığı ayakkabılarını da hiç
hiç beğenmedik. Ayrıca kıyafetinle de alakasız. Hele hele o üstüne aldığın perdelik kumaştan bozma şalın tam bir rüküşlük abidesi. Güzel ve gülen yüzünün hatırına 10 üzerinden 3 veriyoruz sana. Ama asla şunu unutma. Bir dahaki sefere o 3'ü de mumla ararsın anca. Rüküşsün. Bu da sana bizden olsun acı hatıra. Çok görünüyorsunuz bu arada. Çok sağ olun. Evet. Tayfun Kaba giyindim bu akşam için. Çok değerli, yetenekli bir arkadaşım. Sevgili Şevval Şahin, bir şarkı vardı. Hatırlatalım sana hemen. Evet, parayla saadet olmaz. Parayla saadet olmadığı gibi şıklık da gelmez. Tayfun Kaba'dan giyindim. Çok seviyorum canım arkadaşım. Çok yetenekli. Hatta geçen iki yıl önce de Tayfun Kaba giymişti. Tam tamına 120 bin liralık bir elbise var üzerinde. Avuçları 45 bin TL. Kız gecenin en pahalı kıyafetini giymiş. Kız paraya kıymış, yetmemiş. Bir de bonkörlüğünü sadece kıyafette değil, dekolte lerde de göstermiş. Sağı, solu, kolu, omzu, boynu, göbeği, salağı, böbreği, bacağı, ayağı, sırtı ve hatta kaval kemiği dekolte dolu. Yavru ağzı parlak elbisesi bronz tenini parlatmaya yetmemiş. Ayrıca bu kadar dekoltenin üstünde kaybolup gitmiş. Lan bu nasıl tadı? Alo! Tamam, fiziğin güzel. Tamam, tescilli de bir güzelsin ama unutma, tüm bunlar fani, zevk baki. Gençliğin, güzelliğin gider, moda zevkin ömür boyu sürer. Kırık fönlü saçları ışıl ışıldı. Keşke makyajla ışıltıyı biraz azaltsaydı. Yüzünün parıltısından gözler kör oldu. 10 üzerinden 4 aldı Şevval Şahin ve maalesef o da sınıfta kaldı. Sıla Türkoğlu. O gece katıldığı kelebek gecesinde ödül alacaktı. Haliyle yememiş içmemiş bu özel geceye, ödül törenine uykusuz kalma pahasına hazırlanmış iyice. Ödül almak güzel, özenmek güzel. Özel ve güzel geceni burnundan getirmek istemezdik ama affet bizi sevgili Sıla. Rüküşsün sen de bu hafta. Yaşının çok ötesinde bir tercih yapmış giyinirken. Cıvıl cıvıl renklerde kıpır kıpır bir elbise giyebilecekken ağır ablalar gibi takılmak istemiş. Arkası şal gibi uzayan, sanki iç içe giyilmiş iki elbise gibi duran bu gold tarzı bize daha çok Safiye Soyman tarzını hatırlattı. Açık bıraktığı saçları güzel yüzüne yakışmıştı ama disko topu gibi parlak elbisesinin üzerine bir de parlak makyaj yapınca güneş gibi parlasa da bu aşırı parlaklık gözümüzü yordu desek yeri. Uzun saatler hazırlandık galiba. Yani evet, son böyle dakikalarda biraz aksilikler yaşadım. Ama sonuçta hazırım. 10 üzerinden 4 ile haftanın rüküşler kervanına katıldı Sıla Türkoğlu da. Bir zamane şevvalinden bir yaşayan efsane şevvaline geçiyoruz. Bu endama bakınca, şu gözlerden fışkıran enerjiye bakınca, bu güzelliğe ve inceliğe bakınca kim der ona 50 yaşında? Şevval Sam o gece güzelliğiyle mest etti, rüküşlüğüyle de pes dedirtti. Aman güzelsin, formdasın da bu kadar sınırları zorlamamalısın. Derin göğüs dekotesiyle tarihi frikik verdi verecek. Yürekler ağızda, millet çekirdek çitleyerek izleyecek. Ha, bu arada bir dipnot. Şevval Sam o geceye özel iddialı da vücut makyajı yaptırmış, ancak makyöz kurbanı olmuş. Yenine iyi yedirilmeyen gölgeler sırları hemen açık ediyor. 10 üzerinden 5 ile ite kaka sınıfı geçti. Hemen söyleyelim, şık olduğu için değil, güzel gözlerinin ve enerjisinin hatırına sınıfı geçti.
Melis Sezen, iyi ki varsın. Şıkların kara borsaya düştüğü hafta can simidi oldun valla. Bile çorapları, kırmızı pabuçları, jartiyeri ve derin göğüs dekolteli streç ceketiyle ben buradayım diye haykırıyordu adeta. Az önce söylediğimiz bir lafı da yutturdu bize Melis Sezen. Parayla saadet olmaz demiştik Şeval Şahin'e ama Melis Sezen oluyor dedirtti. Kız o gece üstü başı için resmen bir servet harcamış. Derin göğüs dekolteli, önden düğmeli kargo cepli ceketin Nişantaşı'ndaki piyasa fiyatı 60-70 bin lira arası. Dünyaca ünlü bir markaya ait kırmızı stilettolar ise yaklaşık 40 bin lira civarı. Marayla marayla şık oldu mu oldu. Orası bizi ilgilendirmez. Melis Sezen son dönemlerde şıkların kel aynak kuşları gibi neslinin tükendiği magazin aleminde o gece ışık saçtı. 10 üzerinden 7 notu. İşte haftanın en şık kadını. Bu hafta şıklık piyangosu Pınar Deniz'e vurdu. Katıldığı davette kırmızı halı kaplı merdivenlerden öyle bir inişi vardı ki sanki kelebek gecesi değil Oscar davetindeydik. Belli ki aşk yaramış bu kıza. Kaan Yıldırım aşkının sihirli dokunuşları vardı üzerinde. Nasıl şıktı, nasıl şıktı o gece. Oysa çok değil, 365 gün önce aynı yerde, aynı davette rüküşlük abidesiydi Pınar Deniz. Aradan geçen bir senede ne fiziği, ne zevki değişti. Değişen aşkın büyüsüydü. Kâküller kendisine çok yakışmıştı. Işıl ışıl makyajı güzel yüzünü aydınlatmıştı. Straplez elbisesi ve üzerine aldığı yapay kürkle Grace Kelly gibi asil ve hoş görünüyordu. On üzerinden sekizle haftanın en şık kadını Pınar Deniz.